Söz sırası Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'a aittir. Buyurun Sayın Erdoğmuş. Sayın Erdoğmuş, sataşmadan geldin herhalde. Buyurun. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Çok değerli Diyanet'ten Hazirun'a da buradan saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, ben insanlık mirasıyla ilgili, ortak değerlerle ilgili birkaç cümleyi sizinle paylaşmak üzere huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi manevi miras olarak inandığımız ve temeli vahye dayanan, peygamberler vasıtasıyla da sürekli olarak insanlığa devredilen eskimez, eskitilmez ve asla ve asla hiçbir zaman ihmal edilemez bir miras var. Biz buna dini miras diyoruz, manevi miras diyoruz. Mesela peygamberlerden devredilen bu mirası Hazreti İsa dönemine baktığınız zaman 30 yaşında bir peygamber, 30 aylık peygamberlik süresi var ve kendi bu mirasını havarilerine devretmek suretiyle insanlığa kıyamete kadar bu şekilde bir hizmetin öncülüğünü yaptılar. Daha sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu insanlık mirasını arkadaşlarına ve ehli beytine devretti. Dikkat ederseniz İslam tarihine baktığımız zaman ehli beytin en büyük bu mirasın en büyük hissedarı olmasına rağmen adeta tarihte ihanete uğradıklarını söylesek haksızlık yapmış sayılmaz. İşte bu şekilde tarihi mirasın zaman zaman emanete riayet edilmeksizin bir takım ellerde dolaşmış olması dini skandalların da kapısını aralamıştır. Daha sonra ülema olarak tanımladığımız, biz her ne kadar müsbet ilimlerle diğer ilimler arasında bir ayrım yapmasak da bu mirasın varisleri olarak ülemayı tanıdık ve bu şekilde tanımladık. Ne yazık ki, ne yazık ki ülema da bu mirasa zarar verdi. Ülemamız, ehli sünnet üleması genel anlamda bu mirasa zarar verdi. Peki iyi niyetli çabalar, gayretler, mücadeleler, bu mirasa karşı borcunu yerine getirenler olmadı mı? Elbette ki oldu. El anda var, yarın da olacak. Ancak En önemlisi bu mirasın yenilenme gerçekliğinden, hakikatinden uzaklaştırılması tehlikesi sürekli olarak örtbas edildi. Bu mirasın karakterinde, bu mirasın tabiatında, bu mirasın özünde yenilenme vazgeçilmezdir. Dini terminolojiyle, yani dinin kendi, İslam'ın kendi kavramlarını kullanırsak tecdid bu mirasın vazgeçilmez şartıdır. İşte bu tecdid yaşanmadığı için bugün de hepimizin şahit olduğu din meselesi, diğer dinler meselesi, Diyanet meselesi bir takım fetvalarla kabul edilemez. Zaman zaman tenzih ederek söylüyorum hocalarımı, bizi komik duruma düşürecek bir takım fetvaların adeta
konusu olduk. Bakınız değerli kardeşler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesinin birinci paragrafında insanlar diye çağrısı var. İnsanlara çağrısı var. Ve bu çağrı oradaki ashabın yani Peygamberimizin arkadaşlarının muhatap alınarak bütün insanlığa yapılan çağrıdır. Sadece o paragrafla ilgili ben bu meclise partim adıma şu anda teklif ediyorum. O paragrafı buyurunuz hayata geçirin. Biz sizin bu konuda getireceğiniz her türlü öneriye de açığız ve kabulümüz. Nedir o paragrafta? Özet olarak bir teşbihte bulunuyor Hazreti Peygamber. Hac günlerini ve hac ayını bir de oradaki o kutsal mekanları mukaddes mekanlar olarak tanımlar ve der ki bunlar nasıl mukaddesse, bu günler nasıl mukaddes günlerse, bu ay nasıl mukaddes bir aysa, şu anda şehriniz Mekke nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, kanlarınız mukaddestir ve her türlü tecavüzden de muhafaza edilmiştir. Buyurunuz, bugün memleketimizde akan kanlarla ilgili, heder edilen canlarla ilgili, o kutsallıklarıyla ilgili, buyurunuz bu paragrafı hayata geçirerek bu şekilde bu mirasa bağlılığımızı yerine getirelim. Terörle mücadele ediyoruz diyorsunuz ve getirdiniz bunu, devletin bekasıyla da taşlandırdınız. Devletin bekası adaletle olur. Eğer devletin bekasını istiyorsanız, devletin daim olmasını istiyorsak, devletin kaim olmasını istiyorsak, birincisi toplumsal olarak devletin adaleti kendisine bir ahlak olarak kabul edip o şekilde bizim CHP'li bir arkadaşımızın Hazreti Ali'ye atfen kerramallahu vecveye atfen devletin dini olsa olsa adalettir dediği gerçekliği bizim bugün kabul etmemiz gerekiyor. Biraz önceki Sayın Bakan arkadaşım Müslim Bey cenazelerden bahsetti. Ya değerli arkadaşlar, sayın hocalarım, şimdi defin hakkı, cenaze hakkı, ölüm hakkı yok mu? Yani insanlar öldükten sonra da bizden kurtulamıyorlar. Defin yapamıyoruz. Aileler çocuklarını defnedemiyor. Cenazelerini kuramıyor. Çıkıp Diyanet İşleri Başkanlığımızın ya, olumsuz görüş bildirin. Ben buradan olumlu bir görüş bildirin şeklinde haddimi aşmıyorum. Çıkın deyin ki evet dinen bu konuda bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani çıkıp bir takım işte boş ol boş ol veya başka konulara şu anda magazin konusu olacağımıza, bu ülkenin şu anda içten içe sürüklendiği tehlikenin, sürüklendiği uçurumun neden manevi sorumluluğunu üstlenmiyorsunuz? Neden çıkıp demiyorsunuz ki bu ülkeyi biz kenetleyeceğiz? Biz bunu manevi bağlarla bu ülke toplumlarını bir arada biz tutacağız. Çıkın bunu söyleyin. Buna ihtiyacımız var. Toplumun ihtiyacı var. Devletler bir çeşit kendilerini ayakta tutmayı bilirler. Ama toplum gidiyor. Toplum parçalanıyor. Bakınız şu anda kopuşlar artık duygusal kopuşlar değil. Adeta öyle kopuşlar yaşanıyor ki bundan sonraki nesiller emin olun bizlere rahmet okumayacak. Bu duygu ve düşüncelerle ifadelerimi bu şekilde gönülden dile getirirken herhangi
bir arkadaşımızın ve herhangi bir partinin inşallah tadını, inşallah moralini bozmadık, tadını kaçırmadık diyorum. Bütçeniz hayırlı olsun, bütçemiz hayırlı olsun. Savaş bütçesi yerine barış bütçesi olsun, barışa vesile olsun, barış bizim hedefimiz olsun. Biz de barış yolcusu olalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.